Sakarya'da görevli garnizon komutanı Albay Fahrican Çağlar, kışla da görev yapan 11 askere cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 42 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Albay Çağlar son savunmasında suçlamaları reddederek kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. Dava yaklaşık 2 yıl önce 7. Komando Tugayı'nda görev yapan 2 yedek assubay ve 9 erin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusuyla başladı. Şikayetçiler 7. Komando Tugayı Kurmay Başkanı Albay Çağlar'ın kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Soruşturma kapsamında askerlerin ifadeleri alınırken Ege Ordu Komutanlığı da konuyla ilgili disiplin soruşturması başlattı. Şikayetçi askerlerin ifadelerinde cinsel saldırı olaylarının Kışla Gazinosu'ndaki VIP oda ve gazino müdürlüğüne bağlı otelin 105 numaralı makam odasında gerçekleştiği belirtildi. İfadelerde Albay Çağlar'ın erleri gece yarısı yanına çağırdığı, bacaklarına kolonya ile masaj yapmalarını istediği ve sonrasında cinsel saldırı eylemlerinin gerçekleştiği aktarıldı. Er ST'nin ifadesinde gazino müdürlüğüne bağlı otelin resepsiyonunda görev yaptığını belirterek bacaklarına kolonya ile masaj yaptırdığı Çağlar'ın kendisine "daha rahat hissedeceksen iç çamaşırımı da çıkarabilirsin" dediğini ifade etti. ST Çağlar'ın bu talebini geri çevirdiğini kaydetti. Bir diğer asker AG ise ifadesinde Albay Çağlar'a masaj yaptıktan sonra bu kişinin odadan çıkmak üzereyken kendisine sarıldığını, cinsel organına dokunduğunu belirtti. Aynı zamanda Albay Çağlar'ın habercisi olan CAK ise Çağlar'ı odasına götürmek üzere oldukları esnada komutanın kendilerine "bugün beni kim ovuşturacak" diye sorduğunu, yanlarında bulunan M isimli askerin ise C yapacak diye yanıt verdiğini ifade etti. CAK ifadesinin devamında kolonya ile bacaklarına masaj yaptığı Albay Çağlar'ın kendisine "yukarıya kasıklarıma gel" dediğini belirtti. CAK ifadesinin devamında Çağlar'ın kendisine "bu odada olanlar bu odada kalacak, kimseye söyleme. Biri sorarsa eğer askerde kalmak istediğim için konuşmaya gelmiştim dersin" diyerek tembihlediğini kaydetti. ERSCK ise ifadesinde Çağlar'ın kendisine "giydiği iç çamaşırının rengini kastederek bu iç çamaşırının rengini biliyor musun? Bunu sadece haberciler bilir" dediğini ifade etti. SCK ifadesinde ayrıca masaj yapmaya başladığı Çağlar'ın cinsel organına dokunmaya çalıştığını belirtti. AD isimli ERSE ifadesinde omuzlarına masaj yaptığı Çağlar'ın kendisine "gel sana bir sarılayım, seni çok seviyorum aslanım, burada olanlar burada kalsın, bunları sen bil, M bilsin, B bilsin, benim iç çamaşırımın rengini başkası bilmesin, bunları benim çevremdeki insanlar bilsin, bunların dışında kimse bilmesin" dediğini kaydetti. OŞ isimli asker ise Çağlar'ın kendisine "artık hiç masaja gelmiyorsun, masaj yapmanı istiyorum, seni çağıracağım" dediğini belirtti. Soruşturma kapsamında ve yargılama sürecinde ifadesi alınan Albay Çağlar ise suçlamaları kesin bir dille reddetti. Albay Çağlar kendisinde kalça kireçlenmesi olduğunu, bu nedenle zaman zaman güvendiği askerlere masaj yaptırdığını söyledi. Albay Çağlar şikayetçi erlerden ST'ye "birkaç kez masaj yaptırdığını belirterek ancak cinsel içerikli bir davranışta bulunmadım" dedi. Albay Çağlar kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü. 6 Ekim 2022 günü tutuklanan Albay Çağlar'ın tutuklu yargılandığı davada karar bugün görülen duruşmada çıktı. Mahkeme 10 askere yönelik cinsel saldırı suçundan 42 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme şikayetçi BS yönünde ise Albay Çağlar'a beraat kararı verdi. Çağlar'ın tutukluluğunun ise devamına karar verildi.